Evet arkadaşlar, bugün vişneli yaprak sarma yaptık. Malzemelerden bahsetmek istiyorum şimdi. 4 su bardağı pirincimiz var. 5 orta boy soğan. Yarım çay bardağı limon suyu. Yarım su bardağı vişne suyumuz var. Ve 1 çay bardağı sıvı yağ. Ve burada da doğranmış nane ve maydanozumuz var arkadaşlar. Kuş üzümü. 1 yemek kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı sumak. 1 çay kaşığı toz tarçın. Ne burada da bir şeker kaşığı tuz ve şekerimiz var arkadaşlar. Evet, bu kapta pişireceğiz iç harcımızı. Burada da önceden suda ıslattığımız yapraklarımız var arkadaşlar. Ilık suda bunları beklettik. Evet, ocağımızın altını yakıyoruz arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve önce doğramış olduğumuz soğanları bu yağda kavurmaya başlayacağız. Evet, soğanlarımızı da yerleştirdik. Evet, soğanlarımız güzelce kavruluyor arkadaşlar. Yumuşayıncaya kadar pişirmemiz lazım. Yani dişe gelmeyecek şekilde. Pişirme işlemine devam ediyoruz. Tenceremizde bu şekilde kavurma işlemi devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, soğanlarımız yeterince kavruldu. Pirinçlerimizi ilave edip kavurma işlemine devam ediyoruz. Evet, pirinçlerimizi çevirerek soğanla beraber 1-2 dakika kadar kavurmaya devam edeceğiz. Evet, pirinçlerimiz yeteri kadar kavruldu arkadaşlar. Kuş üzümünü ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemeleri ekliyoruz. Karabiberimizi ekledik. Sumağımızı ilave ediyoruz. Toz tarçınımızı ilave ettik. Tuz ve şekerimizi ilave edip tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pirincimizi kavurduk. Şimdi suyumuzu veriyoruz. 2,5 su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından vişne suyumuzu ilave edip karıştırıp suyunun çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Evet, bu şekilde kapağını kapattık arkadaşlar. Suyunun çekmesini bekleyeceğiz. 3 ila 4 dakika kadar ocağımızın altı açık kalıp suyunun çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi kaşık yardımıyla karıştıracağız. Evet, ve soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Soğuduktan sonra bir tencereye alıp üzerine doğradığımız maydanoz ve naneyi ilave edeceğiz. Süper. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kabımızı aldık, iç harcımızı. Şimdi maydanoz ve nanemizi ilave edip karıştırıyoruz. Burada önemli olan direkt çıkar çıkmaz maydanoz ve naneyi koymuyoruz arkadaşlar. İç harcımızın soğumasını bekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şu an çok güzel bir aroma almış oldu nane ve maydanoz sayesinde. Evet, iç harcımızın son hali bu arkadaşlar. İç harcımız hazır arkadaşlar. Artık sarma işlemine geçiyoruz.
Evet arkadaşlar, yapraklarımızı sardık. Şimdi düdüklü tenceremizin içerisine artan yaprakları koyuyoruz ki dibine tutmasın, yanmasın diye. Bu şekilde. Şimdi sarmalarımızı yerleştiriyoruz düdüklü tenceremize. Bu şekilde. Güzelce istifliyoruz arkadaşlar bunu. Koyarken buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde yapraklarımızı yerleştirip en son artık sosunu vereceğiz arkadaşlar. Evet, sarmalarımız hazır. Tencereye yerleştirdik. Limon suyunu ilave ediyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağı ve 2 su bardağı su ilave edip üzerine tabak kapatıp büyük tenceremizi kapağını kapatıp pişirmeye alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ocağımızı alıyoruz. Düdüklü tenceremiz tıslamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar pişirip kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, 15 dakika kadar tısladı. Havasını aldık düdüklü tencerenin. Kapağını açıyoruz. Bu şekilde. Tabağa koymak önemli arkadaşlar. Eğer tabağa koymadığımız zaman yaprak sarmalarımız parçalanıyor. Bu şekilde. Şimdi tabağımızı da alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, tam kıvamında pişmiş, parçalanma yok, süper. Evet arkadaşlar, yaprak sarmamız hazır, vişneli yaprak sarma. Yanında nar eşkisi sosumuz var. Kendi bahçemizden vişneleri de topladım. Bu şekilde bir tabak sunumu yaptım arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağım. Önce biraz zeytinyağımdan gezdirmek istiyorum. Evet. Şöyle göstereyim tekrardan. Hadi bakalım. Bu özellikle bizim otellerde yaptığımız bir yaprak sarma şekli. Biz bunun içerisine vişne de katıyoruz. Bence çok güzel oldu. Çok mayhoş bir tat vermiş. Bence tadı çok güzel olmuş arkadaşlar. Bütün deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videoyu burada sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.